sizler her insanın hayatında olması gereken bir insansınız. Ama açılışta belirttiğim bir şey vardı ki siz öyle anılıyorsunuz. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Kimdir bu? Ya da neden bu ünvan? Ya da sizler burada neler yapıyorsunuz ki hayalleri gerçeğe dönüştürüyorsunuzu? Seyircilerim adına ben sizlere sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Aslında hayalleri gerçeğe dönüştüren adam çok iddialı bir cümle. Yani bu insan bir şey bunu diyebilmesi için ya gerçekten çok donanımlı, altyapısı çok yüksek olması lazım ya da kafasının kırık olması lazım. Yani bir insanın hayali var, sen diyorsun gel ben onu gerçekleştireyim. Diyor ki işte hayalim Amerika Başkanı olmak. Gel diyorsun onu gerçekleştireyim. Ya kafan kırık olacak ya da altyapısı çok zor olacak. Ama bunun çıkış noktaları çok sağlam çıkış noktaları. Yani birincisi şöyle diyoruz. Yani yaratıcı, işte evrenin yaratıcısı vermek istemeseydi bir şeyi istemeyi vermezdi. Yaratıcı bize neyi verecekse önce isteme duygusunu veriyor, sonra onu veriyor. Yani mesela su verecek bize. Önce su istiyor canımız, sonra suyu veriyor. İşte yemek yemek istiyoruz. Önce bir açlık duygusu veriyor, sonra yemeği veriyor. Veya işte siz Anteplisiniz değil mi? İşte tatlı canımız çekiyor. Önce o duygu geliyor. Bir tatlı yemeliyim, sonra tatlıyı veriyor. Ve bilim adamları şunu ispat etmişler. Her şey iki defa yaratılıyor. Önce zihinsel, sonra fiziksel. Yani önce zihinsel olarak diyorsun ki ben işte çorap giyeyim diyorsun. Zihinsel, sonra çorabı giyiyorsun. Sonra fiziksel olarak yaratılıyor. Sen önce diyorsun bir ev alayım diye düşünüyorsun, tasarlıyorsun ev almayı, sonra ev alıyorsun. İşte NLP uzmanları bu konuda şöyle diyor. NLP varsın birisinde diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli var, yoksa isteyemez. Yani istediğimiz her şey bizim yapabileceğimiz şeyler zaten. Dolayısıyla bana birisi gelip de ya ben şöyle bir şey istiyorum dediği zaman hemen ben diyorum ki hemen ışık yönü demek ki potansiyeli var, isteyemez. İstediğine göre onu yapacak, istediğine göre yapacak güçte. Yani mesela bir erkek anne olmayı istemez. Neden? Çünkü potansiyeli yok. Hiç aklına bile gelmez anne olmak. Çünkü potansiyeli olmayan bir şey onun aklına bile getirilmiyor. Akla geldiğine göre, fikri düştüğüne göre işte o zaman diyoruz ki biz de akla geldiğine göre demek ki potansiyel var, benim görevim yani onun koçu olarak, onun terapisti olarak benim görevim potansiyelini ortaya çıkartmak oluyor artık. Ben direkt müjdeyi veriyorum. Yani bir insan bir şey istiyorsa kesinlikle onun olacak o konu. Yani tüm seyircilerin müjde veriyorum. Aklına ne geliyorsa bil ki onlar senin olacak, yoksa aklına gelmez. Onun için hayatta hep şu denir: aklıma gelen başıma geldi, korktuğum başıma geldi. Ve bir sözümüz var ya işte, ne ekersen onu biçersin. Oradaki ekme bizim düşüncemiz. Önce de bir şey düşünüyoruz, sonra o biçilmiş oluyor. Ektiğimiz şeyi biçmiş oluyoruz. Şu ana kadar yaşadığımız hayatın tamamı bundan önce düşündüklerimizin sonucu, bundan sonra yaşayacağımız hayatla büyükü düşüncelerimizin sonucu olarak olacak. Mevlana Hazretleri diyor ki sen düşünceden ibaretsin, gerisi et ve kemiktir diyor. Ve hatta devam ediyor sonra diyor ki düşüncelerine dikkat et, kelimelere dönüşür. Kelimelere dikkat et, kaidelere dönüşür. Kaidelere dikkat et, kaderine dönüşür diyor. Yani bizim düşüncelerimiz bizim kaderimiz oluyor. Dolayısıyla nasıl bir hayat istiyorsun? Onları düşün. Ve düşündüğümüz her şey gerçek oluyor. Gerçek olmayacak bir şey düşünme şansımız yok. Aslında burada düşündüğümüz şeyi hayatımıza çekiyoruz ve aslında hayatımızın merkezine bunu çeviriyoruz diyebiliriz. Bunu olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirmek de bize düşüyor sizin söylediğinize göre hocam. Burada da müjde diyorum sizin dediğiniz gibi. Hocam sizin hayallerinizi gerçekten gerçeğe çevirebilmek açısından potansiyelinizi ortaya çıkarıyor ve bu konuda size fazlasıyla yardımcı oluyor Atabeyler.